Şu en son şunu söyleyeyim, yani o marka bir vaattir. O tutarlık Hı. vaadidir ve aslında hani marka olmak şu yüzden önemlidir. Çünkü sen o tutarlık vaadini insanlara sürekli olarak vermen gerekiyor. Bunu sen verdiğin sürece aslında o marka olarak insanların aklında bir şeyle vaat ediyorsun. Hani bugün dünyasında bir de artık markalar sadece ürünlerle değil. O vaat artık sadece o ürünün kalitesinden değil. Toplam bir paketten bahsediyorum bu arada. 360'ından bahsediyorum. O yüzden de şu anda belki konuşmamız gereken diğer bir konuda markaların o aslında anlam, purpose ya da daha amacı olan markalardan belki bahsetmek dönem. Çünkü artık markalarda sadece kodlar bunu söylüyor. Artık markalar sadece ürün satamazlar. Sadece marka satmak değil. Artık bir şey için ayakta durup, bir şey için durmaları, bir şey için bir şey ifade etmeye gerekiyor tüketici için. Ve o markalar hayatta kalabilecektir. Çünkü aslında o da onun bir vaadi. Yani toplam o tutarlık vaadi. Ben nasıl bir insanım? Ya bu şey gibi. Biz seninle arkadaşız. Sen niye arkadaşız? Bir şey belli. Ben seni tanıyorum. Sen beni tanıyorsun. Yarın abi ben çok hani niye insanlar arkadaşlıktan bozuyor? Çünkü abi sen çok değiştin. Eskisi gibi değilsin. Marka aslında o eskisi gibi olmayı garanti eden bir şey. Her seferinde acaba bu sefer ne çıkacak dememeni sağlayan bir şey. O yüzden bence değerli bir şey. Peki Orçun, sana bir şey soracağım. Şimdi ben Türkiye'de çok iyi biliyorsun. Bu kadar markayı da yönetmiş birisi olarak biz nasıl marka çıkaracağız ülkemizden? Ya biz niye hala çıkartamıyoruz? Yani şimdi belki itiraz edenler olacak. Diyecekler ki ya Türk Hava Yolları var. İşte Turkcell var. Ya şimdi üst üste Nusret koyalım. var. Türk Hava Yolları. Yani bizim markalarımızın hepsini toplasan marka değerini yani şu son 3 ayda karşımıza çıkan Zoom olmuyor maalesef. Yani biz ne yapacağız? Yani nereden kaynanır? Yani sen bir de şey globali de biliyorsun. Yani bir bakış açısında da mı değişiklik yapmamız lazım? Bu hani sen daha demin çok güzel bir benzetme yaptın. Anıl bir giriyorum 25 farklı ülkeden adam var. Herkes kendi bagajını getirmiş diyorsun. Ya şu farklılıklarımızdan mı istifade etmemiz lazım? Ortak kültürde çalışmayı mı öğrenmemiz lazım? Biz neyi yapamıyoruz sence? Abi belki şeye bakmak lazım. Ya. Mesela şimdi baktığın zaman aslında Türk girişimcilerin yaptığı işe baktığın zaman Coursera. Yani Oktay ve Eren Bali süper bir marka kurdular. Şu an dünyanın en büyük uzaktan öğrenme şirketlerinden bir tanesi ama Kaliforniya'da yaptılar. Baktığın zaman hani şu anda bence Nusret hani dünyada yine iyi bir markalardan bir tanesi. Dolayısıyla aslında bence hani şey anlamında modern dünyada markaları niye çıkartamıyor sorusunun cevabı bir tanesi şu, bence şu. Yani Türkiye'den niye çıkmıyor sorusunu bence sormamız lazım. Bir, abi biz bence çok sabırsızız. Yani şu olarak, kültür olarak böyle bir sabırsızız. İki, bence bizde o Türk kültüründe bir 15 kişiden fazla olunca oturup biz kavga etmeye başlıyoruz. Daha kurmadan hani bu genelde şeydir yani 16. kişi olunca başkan kim olacak diye kavga etmeye başlar. Daha bir ortaya bir şey yok. Sonra olmayan geliri nasıl paylaşacağız diye kavga etmeye başlıyoruz. Ondan sonra zaten ortaya bir şey kalmıyor. Yani bence aslında temel sebeplerden bir tanesi biz bir şeyde çok sabırsızız. İki, o çok fazla kişi bir araya gelip organize olmakla ilgili sıkıntılarımız var. Hani bunun yanında bizim aslında çok kıvrak bir zeka. Yani Türkiye'de biz aslında çok ciddi kıvrak zekayız. Çok böyle şey düşünmüyoruz. Kurallara bağlı düşünmüyoruz. O aslında bizi pardon ciddi bir esneklik sağlıyor. Ama şeye döndüğün zaman hani marka olmak için abi dediğim gibi o tutarlı bir şekilde ve inatçı bir şekilde aynı şeyin peşinden gitmek ve sinerjiler yaratmak, ortaklık yapma geliyor. Yani sen benden daha iyi biliyorsun. Mesela bizdeki en büyük korku ama fikrini kimseye söyleme. Yani çünkü Aynen hemen öyle. çalarlar. Hemen çalarlar. Aynen. Ya Anıl sana ben bu fikrimi söylemem. Kesin çalarsın. Abi yani bu arada söylediği fikir de zaten dünyada 665 ülkede uygulanan fikir. Herkes. Yani dünyada Aynen. var zaten tamam mı? Ama ya ben bir ya mesela bu şey gibi Anıl benim bir fikrim var. Çünkü bir de güven sorunu var. Belki üçüncüsü de bu yani. Bizim hani kendimizle ilgili bir Maalesef. güven sorunumuz var abi. Yani hani yani ya Anıl ben işte bir online ticaret şirketi sitesi kuracağım ama kimseye söyleme çok gizli falan. Abi neyi söylemiyorsun zaten hani kurabilirsen kur yani ya da kim niye çalsın zaten mesela şeyin farkında bile değiliz biz bence. Bu iş hani hep sen yine bu konuda daha uzmansın benim okuduğum kadarıyla. Bu iş aslında sadece fikir değil. Bu iş aslında bu fikrin yönetmek ya da uygulamak bu işin çok da önemli bir kısmı. Yani fikir yüzde o fikrin arkasına sebat etmek, o fikrin arkasına durmak, o fikri hayata geçirecek adımları atmak, o hani havadaki olan şeyi yere bağlayacak kazıkları çakmak çok daha değerli. Şimdi Kesinlikle. biz zaten o fikri paylaşmak istemiyoruz. Hepsi bizim olsun istiyoruz. Dolayısıyla Evet. hiçbir şey olmuyor zaten sonra. Sonra hiçbir şey olmuyor zaten. Yani bence en büyük sorunlardan bir tanesi o. Ama o yüzden diyorum yani mesela baktığın zaman yani şimdi son dönemlerdeki satılan şirketlere falan baktığın zaman çok ciddi miktarlar, çok ciddi yani şeyler yapılıyor, açılımlar yapılıyor.
Orçun geçen bak telefonda konuşmuştuk seninle. Peak Games'i konuştuk. Biz konuşmamızdan bir hafta sonra satış ilanı oldu. Hatırlıyorsun Aynen, yani. aynen, aynen. Yani işte mesela o yüzden 1,4 milyar mı? Ne kadar sattı? 1,8 milyar dolar. Yani 1,8, hani doğrudur. bu 1,8 mi? şu anlamda aslında bence sen daha de bir çok güzel senin de benim de çok iyi bildiğimiz arkadaşlardan örnek verdin. Udemy'yi örnek verdin. Erenlerin, Oktayların şirketini. Şimdi bu Türkiye'de İstanbul'dan 1,8 milyar dolara şey yaptılar. Bu korkunç bir şey. Yani aslında baktığın İnanılmaz. zaman muhteşem. Yani bir yemek sepetinde bir açılış oldu exit yaparken 600 milyon dolarla. Sonra Trendyol, sonra işte ODTÜ Teknokent'te Opsgen'i diye bir şirket çok büyük bir rakama satıldı vesaire. Bir bakıyorsun ilk defa Türkiye'den hani şimdi Erenler daha çok önce unicorn oldu aslında ama hani şimdi Türkiye sınırları içerisinde diye. Çünkü Aynen. bundan sonra bir sorun da biraz bununla alakalı sana. Yani ister istemez unicorn yani 1 milyar dolarlık satış geliri elde eden bir şirket çıktı ortaya. Bu muhteşem bir şey. Demek ki Aynen. örnekler çoğaltılabilir belki de senin dediğin de gibi. Aynen öyle. Tabii bu arada bir arkadaşım yine 1,5 milyar diyeyim. O da 1,8 dedi. 300, aradaki 300 milyonla sen ne yapabileceğinin farkında mısın? Ne düşündüm? Hakikaten 1,8 önemli oradaki. Doğru söylüyorsun. Yani dediğin doğru. Yani ve bu aslında bir de belki ekosistem meselesi. Yani sadece yine yani senin daha uzmanlık alın. Ben çok dışarıdan bir pazarlamacı, bir iş insanı olarak buna bakıyorum. Ama bu bir ekosistem meselesi. Yani senin aslında sadece çok iyi fikrin olması da yetmiyor. Hani pazarın büyüklüğü, Aynen. yeni pazarlara açılma. Çünkü o scale ulaşman aslında sana başka ülkelere girme potansiyeli veriyor. Çünkü Aynen. hep ben kendi yani onu söylüyorum arkadaşlara da bazen. Yani bugün biz bakkal açsak zaten ilk ay para kazanmayız. İlk 6 ay para kazanmayız. Restoran açsak ilk 6 ay para kazanmayız. Dolayısıyla yeni bir işe, yeni bir ülkeye girdiğiniz zaman zaten hemen ben pozitife geçeceğim diye giremiyorsun ne yazık ki. Belli bir süre cebinden para harcaman gerekiyor. Bunun için de bir Doğru. şeye ihtiyacın var. Bir cephe ihtiyacın var. Belki o da yeterli değil bize. Yani hem ekosistem yok, hem birbirini böyle çok destekleyen hani birbirine böyle çok kenetlenmiş bir yapı yok. Üç, buraya gidecek de belki yeteri kadar sermaye uzun süre duracak. Hani ben tamam bu işi devam edeceğim. Ya çünkü mesela bu konuştuğumuz örneklerin falan baktığımız zaman hani çok fazla hakikaten üzerine sebat etmiş. Hani ürünü çıkartmış, tekrar değiştirmiş, tekrar değiştirmiş, tekrar değiştirme. Çok hani uzun süre arkasında duran bir hikaye var. Yani bu arada aynı kapıyı 40 kere çalmaktan bahsetmiyorum. Hani Tabii. görüp okey değiştirdim, bir daha değiştirdim, bir daha değiştirdim. Böyle bir hikayeden bahsediyorum. Kesinlikle. Peki Orçun, İbni Haldun bir laf etmiş yüzyıllarca önce. Demiş ki coğrafya kaderdir diye. Sen coğrafyanın kader olduğuna inananlardan mısın? Abi bence coğrafya şöyle bir kader. Yani bunu kaderi nasıl yorumladığınla alakalı. Evet coğrafya bir kader. Çünkü coğrafya hakikaten az önce söyledim. Sana bir şey getiriyor. Bir bagaj getiriyor. Senin doğduğun kültür, senin doğduğun coğrafya aslında sana bir karakteristik özellikler getiriyor. Ya mesela ben o an bizim coğrafyayı çok şanslı görüyorum. Çünkü biz çok adapte olabilen bir kültür. Yani ben mesela Orta Doğu'ya gittiğim zaman da Orta Doğu'daki tüketicinin ne söyleyeceğini de çok hissedebiliyorum. Yani bu onu çünkü bizde de var yani o bakış bende de var yani tam aynı pazarda o bakış hani kazık yerken o bakışı ben gördüm ben atıldı o kazık yani hani onu yiyorsun yani mesela taksicinin o sana yaptığı hikayeyi sen de biliyorsun yani tamam mı? O burada da var ama aynı zamanda atıyorum biz işte İngiltere'ye geldin Amerika'ya gittin de çok böyle çok yabancı bunlar şey demiyorsun o bir adaptasyon getiriyorsun ve her kültürün aslında kendi içerisinde getirdiği bir bagajla yaşıyorsun o bagaj bu arada kader midir? Evet kaderdir. Ama dezavantaj mıdır? Hayır değildir. Çünkü aslında onun o artılarını ve hepimizin o farklılıklarını kullanarak aslında sen oradan bir farklılık, bir rekabet avantajı yaratabiliyorsun. Dolayısıyla hani mesela benim şu andaki işimde yaptığım şey mesela yani evet ben farklı bir kültürden geliyorum ve o kültürün biraz önce bana kazandırdığı aslında çok avantajlar var. Dezavantajlar da var bu arada. İşte sabırsız olmak mesela bunların bir tanesi bence. Yani bu sadece bana özel değil. Genelde Türk kültüründe sabırsızlık bence olan bir şey. Şimdi baktığın zaman hani bunları kullanarak aslında seni oluşturan şeyden bir tanesi. Ve bu bir kader mi? Kader. Ama dezavantaj mı? Hayır değil. Sen bunu hala bu sana gelen elindeki kartı nasıl oynadığınla alakalı bir şey. Artıları var, eksileri var. Ve bu artıları ve eksileri nasıl oynadığınla alakalı bir şey. O yüzden de ben hani coğrafya kaderdir ama negatif anlamda Allah kahretsin hani ne yapacağız değil. Pozitif anlamda evet abi bu senin içinde seni oluşturan şeyden bir tanesidir. Ve senin
Toplam parçanda önemli bir şeydir, inputtur diye düşünüyorum. Şimdi ben seni yani bakış açını iyi bildiğim için sana aslında arkadaşlarımız da bu anlamda istifade etmesini beklediğim bir soru yönelteceğim. Bir amaç uğruna yaşamak neden önemli? Yani bir emel peşinde koşmak, o emel için hayatına yön vermek sence niye bu kadar önemli olsun? Abi bugün çok güzel bir söz okudum. Hani insan hayatında iki tane önemli tarih var diyor, gün var diyor. Biri doğduğu gün diyor, iki niye doğduğunu anladığı gün diyor. Çok Aslında güzel. bir amaç uğruna yaşamak aslında niye doğduğunu anlamakla alakalı bir şey bence. Yani ve o sana hani çünkü hayat hiçbir zaman şey değil bence. Biz hep bazen hayatı böyle lineer yukarı doğru giden bir şey olarak görüyoruz, yol olarak görüyoruz. Zaten hani çocukluğumuzda o işte büyüyeceğim, hayat çok güzel olacak. Ama öyle değil. Yukarısı var, aşağısı var, hani rampalar var, iniş çıkışlar var. Bütün bu toplam çerçevede aslında şu önemli benim için. Bu amacın aslında senin o hayattaki kuzey yıldızın oluyor. Yani aslında sana pusulan oluyor. Nereye gitmen gerektiğini söylüyor. Ve hayatta her zaman karar vermek hani neye karar, seçim yaptığın seçimlerde aslında çoğu zaman bazı şeylerden vazgeçiyorsun. Ve o vazgeçtiğin şeylerden bir tanesi aslında nasıl o kararı nasıl vereceğin aslında senin değerlerinle, o senin amacınla alakalı. Çünkü eğer hayatta bir amacın varsa o zaman o amacın doğrultusunda o kararı çok kolay verebilirsin. Çünkü artık neyi yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. O yüzden de işte hani diyorsun ya niye önemlidir amaç uğruna yaşamak? Çünkü niye yaşadığını biliyorsun. O senin hayattaki seçimlerin ve senin o bazen düştüğün ben ne yapıyorum, niye bu işi yapıyorum dediğin noktada aslında kalkıp ben bunu yapıyorum çünkü amacım bu demen. Sen kendine öte bir amacın olması. Ve ben bakıyorum hayattaki mesela kendi kişisel amacıma. Bu arada amaç da hani şekilleniyor, değişiyor. Ama benim hayal hep başından beri şey yaptığım amaçlarım bir tane şu. Ya ben dedim ki ya ben geldiğim yerle gittiğim yerin aynı olmasını istemiyorum. Geldiğim yere bir değer katmak istiyorum hayatta. Sonra bunu ilk başta da böyle ifade ederken değer yaratmak, işte daha katkı sağlamak diye bakarken sonra pazarlamacı olarak geldim bunu ben daha seksi nasıl ifade edebilirim? Sonra bunu şey diye paketledim. Sonra tabii bunu düşünürken işte küçükken okuduğum kitaplara gittim, sevdiğim romanlara gittim. Çünkü onlar da aslında seni şekillendiriyor. Hani bir roman okudum, hayatım değişti gibi durumum yok ama hani okuduğum kitaplar, sevdiğim şeyler, karakterler de ya benim çok sevdiğim kitaptan bir tanesi Simyacı'dır. Süper. Harika. Dolayısıyla o hayattaki hani kendini tanımakla başlayan o yolculuktur. Hani o şey. Diğer sevdiğim kitaptan bir tanesi de aslında Peter Pan'dır. Hani Peter Pan'in o aslında hep çocuk kalan heyecanı, orada da çocuk kalması, oradaki o kayıp çocuklar, onların bir amaç uğruna gitmesi. Dolayısıyla ben dedim ki o zaman benim hayat amacım, İngilizce yazdım, Türkçe çevirmeye çalıştım. İngilizcesi, Be the Alchemist of Neverland, Türkçesi işte Neverland'in, yoklar ülkesinin simyacısı olmak diye kendimi tanımladım. Çünkü o simya nedir? Çünkü aslında bir bakırı bulup içine onu altına dönüşebilme kabiliyeti. Onun bir katalizörü olma işi, bir onu aslında ateşleyebilme gücüdür. Dolayısıyla ben hayatta biraz şey istiyorum. Yani bu değişimin ateşleyicisi olabilirsem, birilerine bir değer yaratabilirsem, yani bakır alıp altına döndürebilirsem muhteşem bir şey. İkinci kısımda o Neverland, yoklar ülkesi, Peter Pan'ın ülkesi, kayıp çocuklar, onlar bir aslında bir ekip, o ekiple birlikte olmak ve derim ki ondan sonra da Neverland'i de Wonderland'e dönüştürebilmek. Yani aslında o Neverland'i de Wonderland'e, o da Alice Harikalar Dünyasındaki Wonderland'e şey yapıyorum, burada atıfta bulunuyorum. Dolayısıyla bu benim ki bu hayattaki amacım. O zaman hayatta değer yaratabildiğim, hakikaten fark yaratabildiğim yerlerde olmaktan keyif alıyorum. Ve bir yerde hakikaten bakıyorum şu anda. Bazı işlerde hakikaten fark yaratmıyorsam, bir değer yaratmadıysam hakikaten o beni aşağı çekiyor. Doğru, Dolayısıyla aynen. onları, o seçimleri yapıyorum. Yani sen hani, o zaman nasıl, neye göre? Evet, abi, benim hayatta şeyim var. Yani ben burada hakikaten bir değer yaratabiliyor muyum? Bu arada kişisel bir değerden bahsetmiyorum. Bu değeri hani tabii ki çoğu zaman hani şey ahkam kesecek de değilim. Yani çoğu zaman hayatımızdaki kendi yapbozumuzu, puzzle'ımızı bitirmeden başkalarının hani yapbozları nasıl yapacağı konusunda ahkam kesecek bir durumda değilim. Hala kendi yapbozumu nasıl doğru şekilde bir yere getireceğime bakıyorum parçalarımı. Dolayısıyla bu benim ama bu da kendime değer yaratmak amaçlı bir şey ama bunu yaparken de kendi bildiğim doğrultuda başkana bir değer yaratabiliyorsam, hayata bir değer yaratabiliyorsam, İşte o geldiğim yerle gittiğim yer arasında bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ağzına sağlık, muhteşem oldu. Okumayanlar varsa da Orçun'un söylediği Simyacı kitabı bence gerçekten kişisel gelişim için, kendini tanımak için, bulmak için de önemli bir kült eser.
mutlaka arkadaşlarımız hani kütüphanenizde yer almasında fayda olacağına inanıyoruz bizler. Şimdi Orçun, kitaplardan girdik. Çok güzel, seni de kaleme aldığım bir kitabım var. Evet. Botley. Desen. Kitabınla alakalı bize bir bahseder misin arkadaşlarımıza? Yani içeriğinde, muhteviyatta neler var? Niye bu kitabı yazdın? Neydi emelin bu kitabı yazarken? Ya çok teşekkürler. Yani bu şey var. Benim o yine tamamen bu yine kendi kişisel amacımla alakalı bir şey. Yani sonuçta Botley şöyle çıktı. Plastik sorunu çok önemli bir sorun. Ve hani ben yaptığım iş dolayısıyla bunun çok göbeğinde oturan bir iş yapıyorum şu anda. Ve bunu hakikaten çözmeye çalışıyoruz şirketler, insanlar. Ve çünkü bu ama o kadar büyük bir sorun ki şu anda 2050 yılında denizlerdeki plastik miktarının balık miktarından daha fazla olacağı söyleniyor. Yani şu anda en son Greenpeace'in yaptığı araştırmalar var. Hani çok ciddi miktarda balıkların içerisinde şu anda mikroplastikler girmiş durumda. Ve bu tek başına birinin çözebileceği bir sorun değil. Bu herkesin bir şekilde birlik olması gereken bir çözüm. Dolayısıyla aslında bu kitabı yazarken ben kızımdan ilham aldım. Çünkü aslında bu onların da geleceği. Plastik sadece beni tehdit etmiyor, onların da geleceğini tehdit ediyor. Ve bir yapılan araştırmaya göre plastik, çünkü bu özellikle insanların davranış değişikliğini de gerektiren bir şey. Yani plastiği çöpe atma, geri dönüşüm kutusuna at. Çünkü bütün hikaye aslında oradan başlıyor. Yani plastik geri dönüşebilir olacak. Burada şirketlere çok önemli yer şey düşüyor, iş düşüyor. Geri dönüştürebilir plastik yapacaklar. Sonra bunlar hakikaten çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna atılacaklar. Sonra bu geri dönecek ve tekrar aynı yuvarlak bir şey, çembersel bir şeye dönecek, ekonomiye dönecek. Diğer türlü bu kalıyor orada. Şimdi biz de buradan esinlenerek ben dedim ki ve bunu en önemli değişiklik yapılacak. Çocuklar bunu en önemli etkilerden kalıyor. Ben kendi kızıma bunu anlatırken, hatta bir gün tatildeyiz. Yani ilham oradan geldi. Tatildeyiz. Kızım Miray ile yüzüyoruz. Bir tane plastik şişe var. Ben oradan karakter yazdım. Ya Botley diye bir şişe. Yani şişeye Botley. İngilizce Bottle'dan da biraz şey. Onun üzerine bir hikaye yazdık. Botley ve Candy. O arkadaşı da Candy. Kenden Candy. Bunlar işte rafta duruyorlar. Ondan sonra bir gün biri alıyor. Botley'i denize atıyor. Denizde Botley balıkları görüyor. Onlar da işte balıkların denize uzaklaşmak zorunda kaldığını görüyor. Ondan sonra niye aslında burada olduğunu, bir sürü şişeyi görüyor. Çok yanlış olduğunu anlıyor. Ondan sonra bir şekilde geri dönüşüm tesisine gidip tekrar geri dönme çabasına ilişkilen bir aslında bir çocuk kitabı. Dediğim gibi yani yine tamamen amacım geldiğim yerde gittiğim yer arasında bir fark yaratabilmek. Yani hani bir üç kişi bunu okusa ki okuyan insanlardan şöyle güzel feedbackler aldım. Benim için en değerlisi bu. Arkadaşlarım çocuklarından alıyorum mesela. Arkadaşım diyor ki ya sokakta yürüyemiyoruz artık. Her bulduğu şişeyi, hani şimdi Covid döneminde çok uygun değil ama Covid öncesindeki dönemden bahsediyorum. Her bulduğu şişeyi hani 5-6 yaşındaki çocuğu işi götürüp hani geri dönüş kutusuna atmak istiyor. Şimdi bunu yaratabildiyse ne mutlu bana. Muhteşem. Hakikaten çok çok özel değil mi? İnsan iyi hissediyor yani gayet. Tabii ki iyi hissediyor yani. Hani dediğim gibi, yani dediğim gibi yani sonuçta bundan benim bir zaten tüm kitabın geliri de şeye bağışlanıyor şu anda. Bununla çevre kuruluşlarına bağışlıyor. Şu ana kadar 9 binlerin üstünde bir bağış topladık bu arada. Sırf bu kitapla hem Greenpeace hem TAMA'ya gitti bu parada şu ana kadar ama yani bunu bile yapabilmek, yani bunun amaçla bir para toplamı, bağış topluyor olmak, bu bağışı insanları bu konuda bilgilendiriyor olmak, çocukların bu konudaki fikrini ve farkındalığını arttırıyor olmak zaten hani bir insan için daha büyük keyif işte dediğin amaçla ilgili şeyse evet abi, yani ben hayatta bunu yapabilmiş, bunu hani 1000-2000 kişi yapabilmiş bir adam olsam benim için ne mutlu diyeceğim bir noktadayım. Harika vallahi ya. Emeğine sağlık, aklına sağlık. Çok güzel düşünmüşsün. Hem de böyle kızından ilham alarak bütün çocuklara armağan edeceğin bir eser olması bence çok manidar ve anlamlı. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ederim, sağ olasın. Onun da çok emeği var burada. Hakkını yemeyeyim kızımın şimdi. Bayağı editörlüğü, ya bayağı kitabın editörlüğünü yaptı. Bayağı çünkü bir de hani 6-7 yaşındaki çocukların anlayacağı kelimelerle baba burayı böyle deme, bu karakterin adını böyle koyalım falan. Yani bayağı aslında bizim için bir de baba harika. Kız güzel bir aktivite oldu. Harika, ne güzel ya. Güzel bir baba kız hatırası da olmuş sizin için. Çok da anlamlı olmuş yani. Süper. Orçun, aslında sen genel anlamda tekrar ben bu yola girerim dedin ama ben birazcık eşelemek istiyorum. Hiç ama hiç aklının ucunda kalan, ya şu kariyer hayatım boyunca da keşke şunu yapsaydım nokta nokta da olabilirdi dediğin bir şey var mı? Yani şey olarak seçtiğim seçimler olarak hani yaptığım işler şey olarak yok. Ama aslında bot mesela bunlardan bir tanesiydi yani. Bazı kampanyalar var. Yapamadım. Mesela bir şekilde mesela Botli kampanyasını aslında fikrim bir tanesinde ya ben bunu hani markalarımın gücünü kullanarak yapabilir miyim diye hani daha fazla onu
hayal ettim. Bu soruyu 2 sene önce sorsaydım muhtemelen sana söyleyeceğim cevap şey olurdu ya da söyleyebilir miydim bilmiyorum şu anda ama geçen sene yaptığımız kolaya kaçma kampanyası olurdu Lipton'da. Lipton Ice Tea'de kolaya kaçma kampanyası. O benim hani yapmak için 2-3 sene hakikaten üzerinde böyle durduğum, uğraştığım, hani içerideki insanlarla anlaşmaya çalıştığım bir kampanya. Mesela o kampanya beni hani onu yapmasaydım kariyerimde muhtemelen evet ya şu kampanyayı yapmadım derdim. Aldığım kariyer basamaklı olarak hani şu ana kadar hani şöyle vurayım. Keşke bu işi yapmasaydım dediğim bir iş olmadı. Çünkü aslında her yaptığım işte çok şey öğrendim. Bazı şeyler çok zorlandım. Hani çok zor dönemlerde hani 2-3 kişinin işini yaptığım dönemler oldu. Hani benden sonra organizasyon chartında son 3-4 işimde hep şeyi fark ettim. Ya burayı zaten 3 kişi yapıyormuş. Niye bir tek bana yaptırdılar bunu falan dediğim çok oldu. Yani ilk kariyerimin başından beri işte bir kişi var gidiyorum başka işe bakıyorum. Benden sonra 2 kişi gelmiş. Sonra bir iş var bakıyorum 3 kişi gelmiş. Ya abi niye ben burada hani yap? Tabii ki o çok çalışmaya getirdi. Çok çalıştığım da oldu ama şey olarak hani mutsuz muyum? Hayır yani çünkü biraz da şey inanıyorum yani çalışmadığın zaman da hakikaten şey olmuyor. Yani en son diğer belki önerebileceğim bir kitap Grit. Bilmiyorum okudun mu? Grit de şeyi öneriyor yani hayatta başarılı olmakla ilgili ya da bir şeyleri başarmakla ilgili şunu anlatıyor aslında. Mesele yetenek değil. Mesela kültürlerde özellikle bizim kültürde yeteneğe çok fazla ve zekaya çok fazla önem veriyoruz. Ama mesele zeki olmak değil. Zeki olmakla çalışmak üzerine işte sana ya da işte yeteneği olmakla çalışmak bir şey getiriyor. Onun üzerine tekrar çalıştığın zaman aslında başarı geliyor. Dolayısıyla hani bir şeyin üzerine çaba sarf etmek, emek sarf etmek, üzerine çok çalışmak aslında başarının en önemli anahtarı. Ve biz bunu çoğu zaman unutuyoruz. Hani biz hep mesela Michael Jordan'ı çok başarılı zannediyoruz. Belki izlemişsindir yine çok güzel belgesel. The Last Dance. Hani son dans. Hani biz zannediyoruz ki abi adam hani çok yetenekliymiş. Evet, adam değil ama adam o kadar fazla çalışmış ki. Yani adamın o hani hafta sonu şeyden sonra tatile gitmeyip tekrar yani o şeyde bile o kadar çalışıyor olması aslında bize bir şey gösteriyor. Yani şey çok kolay bir şey. Abi o çok yetenekli o yüzden böyle. Çok zekiydi. Değil abi. O mesele çok fazla çalışmak. Yani aynen, o yüzden de o çalışmayı belki biraz daha içselleştirip onun üzerine push etmek daha değerli hale geliyor diye düşünüyorum. Bu arada Orçun örneğin beni heyecanlandırdı. Çünkü Orçun beni 93-94 yılına götürdü. Şimdi bazı arkadaşlarımız normal jenerasyon olarak milenyal oldukları için Michael Jordan ismini basketbol tandansı olanlar bilir ama bizim için çok kıymetli. Biz sabahları 4'e doğru Amerika'da NBA playofflarını izlemek için uykusuz kalır okula gelirdik. Ve hepimiz de turnike atarken Michael Jordan gibi dilimizi çıkartırdık. Yani o yüzden beni Orçun beni bir nostalji yaşattırdın bana yani kısa da olsa. Çok keyifliydi. Orçun her seçiş bir vazgeçiştir. Ve öğrenci arkadaşlarımızın önünde de bir takım yollar çıkacak. Şimdi daha çok üniversiteye gidecekler için bunu söylüyorum. Seçim yaparlarken bu arkadaşlar nelere dikkat etsinler? Aslında belki biraz hani konuştuğumuz şu 45 dakikada biraz onu şey yaptık. Bence biraz anlatmaya çalıştım. Yani bir seçim yaparken öncelikle şey seçmene gerekiyor. Yani hayattaki amacım ne? Ben neyi seviyorum? Neyi istiyorum? Yani bir aslında oradaki şeydeki benim değerlerim ne? Bana ne uyuyor diye ona bir bakmaları gerekiyor. İkincisi çok doğru. Her seçim bir vazgeçiştir ve bir bedel ödemektir aslında. Yani hayatta aldıkların şeyin karşısında ödediğim bir bedel var. Ve hani o bedel ödemeye hazır mıyım değil miyim? Belki önemli şeyden bir tanesi de bu ya. Çünkü biz aslında çoğu zaman duyduğumuz başarı hikayelerini böyle hep şey olarak görüyoruz. Hani böyle gül bahçeler içerisinde hiç sorun yaşamadan o insanın oraya geldiklerini zannediyoruz. Ama aslında oraya gelmek için ödedikleri bedel bu. Her hani çoğu başarılı insan için %99 için bence böyle. O ödedikleri bedelleri gördüğünüz zaman o bedeli ödemek istiyor muyum istemiyor muyum doğru bir soru. Mesela bence o seçim yaparken sorması gereken sorun tanısın. Bu seçimin sonunda ben niye hedefliyorum? Yani bence ilk soru şey, benim değerlerim ne? Hani içerideki değerlerim ne? İki, bu seçimin sonunda ben niye hedefliyorum? Ne olmak istiyorum? Yani bu benim için başarı ne bu seçimin sonunda? Ve ben bunu ödemeye hazır mıyım? Gerçekten bu kısım çok önemli arkadaşlar. Lütfen Orçun, Doğan gerçekten burada toparladıkları bu özet size muhteşem bir zaman kazandıracak ve emin olun. Ben bir hemşirenin bir yazdığı bir kitabı okumuştum. Ölmek üzere olan insanların son pişmanlıklarını anlatıyordu. Birçok insan
maalesef ki kendini tanıyamadan bu dünyadan göçüyor. Hatta çok sevdiğim bir laf var. Zaten Jarlath Eser eğitim kurumlarının öğrencileri böyle değil. Biliyoruz, farkındayız. Çok duruşu olarak, vizyon sahibi ve yenilikçi olarak yetiştiriliyorsunuz ve sizler de yetişiyorsunuz. 25 yaşında ölüp 75 yaşında gömülenlerden ne olur olmayın diyorum ben. Benim de şahsi ricam o. Çok sevdiğim bir laftır. Ve birçok insan acıdır ama o sözü çok kıymetli buluyorum. 25 yaşında ölüp 75 yaşında gömülüyor. Ortuncu, sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak senin de arkadaşlarımıza bir söylemek istediğin bir şey var mı? Sorusu olanlar da olursa, bir soru geliyorsa da soruları da alırız. Sonra işte kapanışı yapalım, ama senin son bir sözün var mı? Arkadaşlarımıza evet. iletmek istediğin. Yani öncelikle dediğim gibi yaklaşık hani uzun süre sonra Jarlath Eser'in artık bambaşka bir eğitim kurumu olarak hani kolej haline geldiği halde buluşmak, görüşmek benim için çok keyifliydi. Bana bu fırsatı verdiğin için öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben keyif alıyorum. Aynı zamanda hani konuşmak, anlatmak dediğim gibi belki hayatta hani söyleyeceğim şeyden bir özet yapmam gerekirse, biraz önce söylediğim özeti tekrar etmem gerekiyor. Yani kendini tanımak, o tanıdıktan sonra aslında niye var olduğunu anlamak, onun üzerine bir amaç koymak ve amaç üzerine ilerlemek bence hayattaki önemli şeyden bir tanesi. Ve hani geldiğin yerle gittiğin yer arasındaki farkı bence ölçmek hayattaki başarı kriteri. Hani bunu yaparken de hakikaten çalışıyor olmak ve emek sarf ediyor olmak bence çok değerli. Süper, valla ağzına sağlık. Çok güzel, çok güzel mesajlar verdin. Çok güzel satır araları verdin. Kıymetli zaman kazandırdın herkese. Ben de sayende yenilendim, dopamin salgıladım Orçun. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ağzına sağlık, çok Bir keyifliydi. Teşekkür ederim. Şimdi ben böyle kıymetli profilleri kolay kolay ulaşmak kolay değil. Bakın, ben böyle yakın arkadaşım olmasına rağmen çok rahatlıkla ulaşamıyorum. Hazır yakalamışken, yolculuğu Ankara'dan başlayıp İstanbul, Londra, Moskova hattında ilerleyen, global tecrübesi olan bir arkadaşımızı yakalamışken, sizin için bir abinizi yakalamışken, sormak istediğiniz başlıklar varsa kariyer hayatıyla ilgili, evet, onları alalım derken bir soru geldi Orçun. Zorluk kelimesini nasıl yorumluyorsunuz diyor. Yani aslında zorluk ne anlamda baktığınız zaman, ben yani meydan okuma olarak tanımlarsak bunu, aslında bence sana bir fırsat kapısı da açarmış o meydan okuma. Yani tabii ki kolayın karşısı mı bakıyoruz ya da simple'ın karşısı mı bakıyoruz diye bakmak lazım. Hani ben zora şöyle bakıyorum. Hayatta kolaya kaçarak aslında çok bir şey olmuyor. Yani eğer bunu şey diye bakıyorsan, hayattaki kısa yollardan geçelim, hani yine o bizdeki çoğu zaman kıvrak zekamızda biz aslında her şeyi tık 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 abi onu öyle yapmayız, onu adam geçeriz, onu da çözeriz. Bence değil. O zorluk aslında senin hayatta karşı meydan okuma olarak baktığın zaman buna ve bunu geçmeye çalıştığın zaman, onu geçtiğin zaman onun aldığı has seni geliştiren bir şey. Ben öyle bakıyorum. Bilmiyorum cevap oldu mu? Bence gayet Uğurcan, güzel oldu. 9. Başka sorusu olan var mı? Bakıyorum, sorusu olanlar var mı? Soru yoksa ben de sana son bir soru sorayım Orçucuğum, sonra programımızı kapatalım. Senin için mükemmelliğin tanımı nedir? Güzel soru. Mükemmelliğin tanımı, ya ben mükemmeliyetçi bir insan değilim aslında, hani düşününce. Hani iyinin düşmanıdır derler ya. Ya ben biraz daha şeye yakın bir insanım. Pareto prensibine yakın bir insanım. Yani yani hayatındaki yaptığın %20'si toplam sonucu %80'ini etkiliyor. Dolayısıyla biraz daha ben o kafada bir insanım. Yani hani bazen mükemmele gitmek için iyi kaçırıyoruz ya. Hani belki orada iyi kaçırmamak da önemli diye düşünüyorum. Süper. Gayet güzel. Çok çok sağ ol. Ağzına sağlık. Süper oldu. Bugün misafirimiz Orçun Doğan'dı. Jarlath Eser'le ilk önce Yükseliş Koleji, ilkokul son sınıfta Jarlath Eser dershaneleriyle yolu kesişip Atatürk Anadolu'da ortaokul ve liseyi tamamlayıp ODTÜ işletmeden mezun olup yolculuğu İstanbul'da Unilever'de başlayıp Londra ve şimdi de PepsiCo Moskova ofisinde kıymetli başarılara imza atan, atmaya devam edecek, ileride de küreselde eminiz ki bizi gururlandıracak bir profille bir araya geldik. Orçun, seni çok çok daha iyi yerlerde, çok daha üst seviyelerde dileriz ki çalıştığın kurumların en tepelerinde görmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Benim için çok büyük bir keyifti. Hem ilkokul arkadaşımı ağırladım, hem Jarlath Eser Eğitim Kurumları'nın değerli öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle bir araya geldik.
Hepinize de katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun.